tüm yapmamız gereken ne varsa daha önce de arkadaşlarımızla sürekli iletişimdeyiz. Defalarca da gittim geldim. Yarın da burada olacağız. Bravo! Ama biz geliriz ve gideriz. Ama kalıcı olan sizsiniz. Aman ha, size yalvarıyorum. Dayanışmanızı bozmayın. Haklısınız. Haklısınız. Sorun arkadan yanınızda olacağız. Teşekkür ederim. Evet. Güzel bir söz aldık arkadaşlar. Yarın biliyorsunuz senin için burada saat 5'te bu arada kaldıracağız inşallah sizi. Sözünü beğendik. Aslında genel başkanımızı da bekliyoruz. Çünkü buraya çok farklı şeylerle geliyorlar. İşte yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ama bizi polisle tehdit ediyorlar. Yani bu halkla polisi karşı karşıya getirmek aslında bir rantın nereye geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz her zaman toz koparana kadar demin dediğiniz biz omuz omuzayız. Kol kolayız ve Allah'ın izniyle bu ranta tapanları buradan hep beraber göndereceğiz arkadaşlar. Evet. Sürecin başından beri biliyorsunuz bütün siyasi partiler buraya gelip ilçe ve ilçe yönetimlerini, milletvekillerini gönderdiler. Ama yoğun bir şekilde HDP milletvekillerini burada çok fazla gördük. Şimdi yine İstanbul milletvekili Kenan vekilimiz burada. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onun da duygu ve düşüncelerini alacağız. İnşallah destek mesajı bekliyoruz. Sevgili canlar, sayın vekilim, sayın protokol, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hazreti Hüseyin'in Küfe'ye yolculuğunu Muharrem ayında yapmasının tarihsel bir nedeni vardı. Çünkü kadim gelenek, kadim inanç bütün bu coğrafyalarda Muharrem ayı savaşların olmadığı, kanların akıtılmadığı, canlara kıyılmadığı bir aydı. Sayısal olarak Hazreti Hüseyin sayısının az olduğunu bildiği için etrafındaki eşi, dostu, akrabaları, yakınları, yoldaşları dediler ki bu yolculuğu Muharrem ayında yap ki Yezid'in o ordusu ne yapacağı belli olmaz. Hani onun karşısında Muharrem ayında böyle bir koruma olsun dedi. Ancak karşısında Yezid vardı yani. Ne kanun dinliyor, ne kural dinliyor, ne ahlak dinliyor, ne vicdan dinliyor, ne de töre ve gelenek dinliyor. Bunların hiçbirini dinlemedi. Ve Küfe yolculuğu esnasında Muharrem'in onunda Hazreti Hüseyin'i yanındaki insanlarla, ailesi, eşrafıyla birlikte Kerbela'da susuz bırakmak koşulda katletti. İşte o gün bugündür bu zalimlere kanun tanımayan, kural tanımayan, ahlak tanımayan, vicdan tanımayan bu zalimlere Yezid diyoruz biz. Bunların adı Yezid oldu ondan sonra. Şimdi bu Yezidler o gün başlayıp bugün bitmediler. Her dönemde bu Yezidler varlığını sürdürdü. Ama o Yezidlere karşı da bir Hüseyin'i duruş sergileyen mazlumlar oldu. İşte burada Küba mahallesinde evlerini, barklarını, burayı yurt yuva yapan insanlar korumaya çalışıyorlar. Sizler burayı korumaya çalışıyorsunuz. Ama bunun karşısında kural tanımayan, kanun tanımayan, bir gecede buraları kentsel dönüşüm ilanı, riskli bölge ilan edenler. İşte bütün bu kuralları tanımadan sizlerin evlerine, barklarına, yurdunuza, yuvanıza el koymaya çalışıyor. Biz de yarın buradayız. Değerli arkadaşlar, tabii bu kadar kural tanımazlığın, bu kadar hukuk tanımazlığın karşısında meşru haklarımızı korumak, kollamak ve onlara sahip çıkmaktan başka şansımız yok. Eminiz ki bütün bu günlerde gelip geçecek ama bu zalimler hak ettiği yerlerde, hak ettiği cezalara çaptıracak hukuki sistemi, demokratik sistemi oluşturmak da bizim boynumuzun borcu olsun. Cümlenizi aşkla selamlıyorum. Hepinizin lokmaları kabul olsun. Eyvallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, şu an burada görmüş olduğunuz bir kentsel dönüşüm ev şeyi var. Bu bizim kumbaramız. Sayın vekilim, değerli misafirler bize ne yaptılar biliyor musunuz? Bilirkişi ücretini ödemeyelim diye 22 bin liralık küsur bir miktar çıkarttılar ki toz kapanan halkı garibandır bunu ödemesinler. Biz bir hafta boyunca kermes düzenledik ve o zalimlere dedik ki sonuna kadar direneceğiz ve sonuna kadar mahsul olalım. Bütün kimliğe alabileceğiz dedik.
şimdi garibinin parası çabuk bitiyor tabii. Zenginler bunu çok anlamaz. Bizim davalarımız devam ediyor. Şimdi bu aynı zamanda kumar arkadaşlar. Buraya gelen bütün katılımcıların kendi gönlünden ne koparsa diyorlar ya, buraya bırakmasını rica ediyorum. Çünkü toz koparanın ayakta kalmasının tek sebebi bizim davaları açmamız ve davaların arkasında durmamız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi Tozlar Başkanı Ömer Çiviz Bey'i buraya çağırıyorum inşallah. O da bir konuşma yapsın. Bu arada Türkiye Ses Partisi Ayhan Bilge'nin dava arkadaşları ve parti yöneticileri burada. Onlara da bir alkış yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, davanın biraz bu davaların bazı bölümlerini size başından beri, hemen hemen 13 yıldan beri bu mücadeleyi veren bir arkadaşınız olarak anlatmak istiyorum. Özellikle bu son riskli alan kararıyla ilgili, riskli alan kararıyla ilgili yapılan oyunları, neler olduğunu, altı anın nelerden nasıl bize empoze edilmeye çalıştığını. Arkadaşlar, Nisan 2020'de riskli alan olarak Cumhurbaşkanı kararıyla iki tane dava açtık. Bu davalarda, bu davaların dayanağı Cumhurbaşkanı'nın kendi kişisel kararıydı. Burada 22 Aralık'ta bize kapılarımıza kağıtlar açtılar. Bu alta uygulamasını yapmalarının da dayanağı bakanlığın kendi bütçesiyle, bakın arkadaşlar mahkeme atamıyor bunu. Bakanlık kendi bütçesiyle İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden 3 tane akademisyene para veriyor. Veya üniversitenin ortak bütçesine yatırıyor. Onlara bir tane bilirkişi raporu hazırlattırıyor. 3 kişiye. Ve bu bilirkişi bizim binalarımıza, eski 102 B'lere içine dahi girmeden görsel usulle yukarıya doğru bakarak oranın, o binaların kaderini belirliyor. Yani şunu da ekliyor. Biz bunu, bu raporu görsel olarak hazırladık. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunun tam tezatı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Danıştay'daki davalar için atanan 3 tane profesör bu rapora istinaden, o rapora da altı raporunu şeye koymuşlar, o sipariş olan raporu Danıştay'ın raporuna, davul dosyalarına koydular. Aynen şunu söylüyor. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin akademisyeninin raporu için. Biz bu raporun hangi kriterlere göre hazırlandığını bulamadık. Bilmiyoruz. Yani düşünün, bir üniversitenin hazırladığı raporu diğer üniversitenin profesör olan insanları ve binaların içine girip, bu binalarda bir tane çizik yoktur, bu binaların oturmadan dolayı herhangi bir çatlak görünmemiştir diyen, bizzat içine giren, bodrumlara, odalara giren, tuvaletlere varana kadar gelen bakan proflar bunu söylerken, bakanlık kendi parasıyla hazırlattığı raporu bizim başımıza, ensemizde boza pişirmek adına başımıza bela ettiler. Altı A diye buraya. Bakın arkadaşlar, altı A raporu, altı A maddesi şudur. Elazığ ve İzmir depremlerinde